İstanbul Sözleşmesi kadına şiddeti önleyen bir sözleşme kesinlikle değildir. Kadını koruma ihtimali olan bir sözleşme değildir. İstanbul Sözleşmesi derdi kadın olan bir sözleşme de değildir. Aksine İstanbul Sözleşmesi kadınları aşağı iten bir sözleşmedir. İstanbul Sözleşmesi'nden vakit kaybedilmeden çıkılması gerektiğini belirtti, meclise seslendi. İstanbul Sözleşmesi ile yenilik olarak sunulan hukuki düzenlemelerin büyük çoğunluğunun mevcut yasalarımızda yer aldığını ifade etmiştik. Sözleşmenin getirdiği tek yeniliğin LGBT propagandası olduğunu söylemiştik. Danıştay 10. Dairede görülen davada savcılık İstanbul Sözleşmesi'nden Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle çekilme kararının iptal edilmesini istedi. Bu gelişmenin ardından sözleşme yeniden gündeme girdi. Sözleşmenin taraflarca uygulanmasını izlemekle görevli olan Grevio heyetinin raporunda Türkiye'nin PKK ve FETÖ ile mücadelesinin hedef alındığını, Türk askerine ve Türk polisine tecavüzcü iftirası atıldığını, Türkiye'nin PKK ve FETÖ ile mücadeleden vazgeçerse kadına şiddeti önleyebileceğinin belirtildiğini, evet bu akıl dışı önermenin ve ülkemiz açısından son derece zararlı fikirlerin o raporlarda yer aldığını ve Türk kadınının bu raporu yazan emperyalistlerden özgürlük dilenmeyeceğini ilan etmiştik. İlk günden bu yana sözleşmeye karşı en net tutumu alan Vatan Partisi öncü kadın konuya ilişkin yeni açıklama yaptı. Genel Başkan Meltem Ayvalı, İstanbul Sözleşmesi'nden Cumhurbaşkanı kararnamesiyle çekilmenin hukuka uygun olmadığını belirtti. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu sözleşmeden çekilme kararı alması çok isabetlidir. Türkiye'nin ve kadınlarımızın geleceği için doğru bir adımdır. Ancak sözleşmeden çekilme yöntemi hukuka uygun değildir. İstanbul Sözleşmesi'ni Türkiye Büyük Millet Meclisi kabul etmiştir. Sözleşmeden çekilme yetkisi de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nindir. Türkiye Büyük Millet Meclisi İstanbul Sözleşmesi'ni bir yasa ile onaylamıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayladığı yasa Cumhurbaşkanı kararı ile kaldırılamaz. Yetki ve sorumluluğun mecliste olduğunu vurgulayan Ayvalı, yasamayı göreve davet etti. Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız ile AK Parti ve MHP meclis gruplarına sesleniyoruz. Danıştay kararını beklemeyelim. İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını mecliste alalım. Önümüzde seçenek var. Bu hatayı telafi etme imkanı var. Hızla bir kanun teklifi hazırlanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirilmeli ve Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmeyi meclis kararıyla kabul etmelidir. Ardından Sayın Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmalıdır.